Bir yargı içindeki bir ekip, bir klik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir ekipten, bir klikten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldıkları cesaretle anayasaya kafa tutmaktadırlar. Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur. Anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan anayasayı Yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz? Bu anlamda biz dün buna itiraz ettik. Bu kalkışmaya direneceğimizi söyledik. Ve dün kapalı grup toplantımızda bir dizi karar aldık. Aldığımız kararlardan ilki Sayın Numan Kurtulmuş'la benim yapacağım bir görüşmeydi. Kendisini sabah makul bir saatte aradım, konuştum. Aramızda son derece durumunun tespitinde ortaklaştığımız yapıcı bir konuşma geçti. Ben kendisine meclisin saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Bu konuda bir danışma kurulu talebim var dedim. Sayın Kurtulmuş bir Filistin heyetinin olduğunu, heyeti uğurladıktan sonra bunu yapabileceğini işin akşam üstüne doğru kalmasında bir mahsur görüp görmediğimi sordu sadece. Ancak saat 5'te yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Gün boyunca ne oldu da Numan Bey danışma kurulunu, partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor. Değilse bunun düzeltilmesi lazım. Öyle olunca biz eylem planımızın ikinci safhasına geçtik ve bugün kendi grup önerimizi getirdik. Ve bugün uluslararası anlaşmalarda sayın grup başkan vekillerimiz ve hukukçu milletvekillerimiz her konuşma fırsatını bu konuyu eleştirerek değerlendirdiler. Bizim dün akşam aldığımız kararlardan bir tanesi de üçüncü kararımızda biliyorsunuz meclis genel kurulunu terk etmeme eylemiydi. Arkadaşlarımız o eyleme geçtiler. Ben de geldim Eylemimize Demokrat Parti milletvekilleri, HDP'den 10 milletvekili, sayın grup başkan vekilleri, sayın meclis başkan vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi genel başkanı ve milletvekilleri eylemimizi ziyaret ettiler, desteklerini açıkladılar ve ayrıldılar. Bu aşamadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu genel kurulda nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdürecek. Biz eylemi kesintisiz olarak ikinci bir karara kadar sürdüreceğiz. Amacımız konuya dikkat çekmektir. Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Grubumuza grup başkan vekillerimiz başta olmak üzere Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.